Efendim, tilaveti neshedilmiş hükmü baki, tilaveti baki hükmü neshedilmiş filan gibi tamamen kuruntu üzerine gördüğüm şeyler ilim olmuş. İlim olmuş, ya Rabbi 1400 senedir tedarül eder durur. Kim alır, kim satar bu kel tavuğu? Demek dünya kadar kör alıcı var ki alıp satar. Hiç ben neshedilmiş bir ayet filan görmedim. Bir sürü hadi elimde Nehçü'l-Belâgâ. Bülûğ-ül Meram. Efendim Ömer'imluh hattaba bir söz söyletiyorlar. Bak şimdi raviler ne söylemiş. Dinle ve Ömer gibi adam neler yapmış da haberimiz yokmuş. Efendim biz Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama rejim ayetinin geldiğini duyduk, dinledik, bildik, öğrendik ve onunla da amel ettik. Eğer bugün insanların Hattab'ın oğlu Ömer, Allah'ın kitabına bir ayet ilave etti demelerinden çekinmeseydim, elimle bu ayeti, yani recm ayetini elimle yazardım buradan. Aha. Yahu nasıl olur da bu rivayeti ciddi ciddi nakleder gelirsiniz asırlardır? Hiç mi beyin yok ravidir? Kitabına alanlar hiç mi beyin yok? Eğer Ömer'in bu ifadesi doğruysa, bak bir sağlamasını yapalım. O zaman demek ki önüne gelin bir takım ayetler soktu, bir takım ayetleri çıkardı ve Allah'ın korumasına, yani bekçiliğini Allah'ın yaptığı bir şeyin, Nasreddin Hoca'nın türbesi gibi giren çıkan bir kapısı var, kilidi var ama eş duvarı olmayan bir yer olduğu anlaşılıyor eğer bu rivayete itibar edersiniz. Peki Allah'ın koruması böyle mi verir? Yahu bizim o kitapta bahsedilen Allah'ımız öyle, onu bunu uydurup ilahı gibi değil yahu. İçinden geçirdiğini de bilir. Olanı bildiği gibi olacağı da bilir. Kullu şeyin alim olan Allah. Siz nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz ki böyle şeyleri düşünebiliyor ya da düşünülmesine yol açacak şeyler yapıyor?